Bursa Spor TV'den merhaba. Mutlu günler sevgili izleyiciler. 5 Ağustos 2010 Perşembe bugün. Bursa ve İstanbul gazetelerine yansıyan Bursa Spor haberleriyle karşınızdayız. Gazetelerdeki haberleri hep birlikte inceleyelim. Dün özel ve önemli bir gündü Bursa Spor için. Bursa Spor'un iki transferinin imza günüydü. Şimdi Bursa gazetelerine yansıyan detayları hep birlikte sizlerle birlikte paylaşacağız. Hep birlikte inceleyeceğiz. Olay gazetesi spor sayfasında coşkulu imza denmiş. Manşete taşınan başlıkta Nunez ve Stepanov muhteşem taraftarın önünde Bursa Spor'da oldu. Kent meydanında düzenlenen törene 40 derecelik sıcağa rağmen büyük ilgi gösteren taraftar 3'er yıllık sözleşme imzalayan futbolculara üçlü çektirdi. Formalarını efsane kaptan Sedat Özden'den alan Leonel Nunez 29, Milan Stepanov ise 55 numarayı giyecek. Forma numaraları ve formaları hayırlı olsun inşallah diyoruz. Bu sezon ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek olan Bursaspor anlaşmaya vardığı Arjantinli forvet Leonel Nunez ve Sırp stoper Milan Stepanov'a 3'er yıllık sözleşme imzalattı. Kent meydanında düzenlenen töreni yeşil beyazlı taraftarda büyük ilgi gösterdi. 40 dereceyi aşan sıcağa aldırış etmeden son timsahları bağırlarına basan taraftar yaptıkları tezahüratlarla da kent meydanını hem Atatürk stadına çevirdi hem de Real Madrid'e gönderme yaptı. Bu sezon kadrosunu Vederson, Insua ve Esteiner'le güçlendiren yeşil beyazlı takımın son transferleri olan 26 yaşındaki Arjantinli Nunez en son Independiente'de oynamıştı. Porto kulübüyle resmi işlemlerin son anda çözümlenerek imza törenine yetiştirilen Stepanov da bir dönem Trabzonspor forması giymişti. Şov havasında geçen imza töreni sırasında bazı taraftarlar aşırı sıcak nedeniyle süs havuzuna atlayarak serinlemeye çalıştı. Futbol şube sorumlusu Mesut Mestan ve hukuki işler sorumlusu Öztürk Yazıcı'nın da katıldığı törende Nunez ve Stepanov'a formalarını efsane kaptan Sedat Özden giydirdi. Taraftar imza töreninin ardından Nunez ve Stepanov'a üçlü çektirerek yeni transferlere tezahürat ve alkışlarla sevgi gösterisinde bulundu. Her iki futbolcu daha sonra imzaladıkları formaları taraftara attı. İmza töreninde konuşan futbol şube sorumlusu Mesut Mestan, popülist davranmadıklarını, transferi gazete sayfaları yerine taraftar önünde gerçekleştirdiklerini ifade ederek, "Biz işimiz bittikten sonra büyük taraftarımızın karşısına çıkıp hesap veriyoruz. Şampiyon olan takımımız dünyanın ünlü kulüplerinden transferlerimizi gerçekleştiriyoruz." dedi. 3'er yıllık sözleşme imzalayan futbolculardan Milan Stepanov, Bursaspor'da bulunmaktan çok memnun olduğunu belirterek "Ben buraya futbol oynamaya geldim. Bazı kişilerin söylediğinin aksine kendimi göstereceğim." dedi. Leonel Nunez ise "Bursaspor gibi şampiyon takıma geldiğim için çok mutluyum. Takımla beraber antrenmana çıkmak çok güzeldi. Bir an önce hazırlanmak istiyorum." Her iki futbolcu imza töreninin ardından Özlüce tesislerine giderek akşam antrenmanına katıldı. Nunez ilk kez salı günü akşam antrenmanına katıldı. İlk antrenmanıydı Bursa Spor'la birlikte. Takım çalışırken o düz koşu yaptı, ısındı. İlk antrenmanıydı ve bugün de demiş ki takımla beraber antrenmana çıkmak çok güzeldi. Bir an önce hazırlanmak istiyorum demiş. Dün, bugün de sayfalara yansımış bu. Futbolcu almaya güçleri yetmez. Mesut Mestan, "Hiçbir kulüple oyuncu satma gibi bir pazarlığımız olmadı. Futbolcular UEFA'da mı, Şampiyonlar Ligi'nde mi oynamak ister?" dedi. Evet, çok güzel bir söz bu. Bir kez daha aktarmak istiyorum. "Hiçbir kulüple oyuncu satma gibi bir pazarlığımız olmadı. Futbolcular UEFA'da mı, Şampiyonlar Ligi'nde mi oynamak ister?" Bu cümle her şeyi açıklayan bir cümle zaten. Futbol şube sorumlusu Mesut Mestan, Nunez ve Stepanov'un imza töreninde ismiyle Beşiktaş'la anılan Sercan Yıldırım'ın transferiyle ilgili oldukça net konuştu. Mestan, "Medyada sık sık yer alıyor. Bizim hiçbir kulüple oyuncu satma gibi bir pazarlığımız yok, olmadı, olamaz da. Şöyle bir düşünün, futbolcular UEFA'da mı oynamak ister, Şampiyonlar Ligi'nde mi? Biz bu yıl Türk futbolunu Şampiyonlar Ligi'nde temsil ediyoruz. Onun için biz oyuncu satmıyoruz, oyuncu alıyoruz. Bizden futbolcu almaya güçleri yetmez." diye konuştu. Taraftarı Trabzonspor'la İstanbul'da oynanacak Süper Kupa maçına da çağıran Mesut Mestan, "Tarihte ilk kez iki Anadolu kulübünün karşılaşacağı Süper Kupa'da da aramızda yine yanımızda en büyük güç olarak taraftarımızı görmek istiyoruz. Bu kupayı da kentimize getirip lige iyi başlamak istiyoruz. Biz inanıyoruz ki tribünde yeşil beyaz daha fazla olacaktır. Lige daha iyi başlayıp geçen yıl olduğu gibi ligin zirvesinde Bursa'yı temsil etmek istiyoruz." dedi. Evet. Bu çok güzel bir, özel bir maç olacak. Neden? Mesut Mestan'ın belirttiği gibi tarihte ilk kez iki Anadolu kulübü karşılaşacak Süper Kupa için sevgili izleyiciler. Bakalım ne olacak. "Bizden bekçi bile olmaz.
Trabzonspor'la oynayacakları Süper Kupa finaline hazırlanan Yeşil Beyazlı takımda moraller yerinde. Dünkü antrenman öncesinde Ömer Erdoğan, Volkan Şen, Sercan ve Bataj'a oturdukları yerden top sektirdi. Bataj'a top sektirme performansıyla yeteneğini bir kez daha ortaya koydu. Bataj'a kadar yetenekli olmadığını fark eden Volkan Şen, "İyi ki futbolcu olmuşuz, bizden bekçi bile olmazdı" demesi gülüşmelere neden oldu. Kombine dağıtımı yarın başlıyor. Bursaspor Kulübü yeni sezon için kombine bilet alan taraftara kombine kartlarını yarın saat 10'dan itibaren sadece Atatürk Stadı gişelerinden dağıtımına başlayacak. Kart sahiplerinin bizzat kendilerinin gelmeleri ya da kimlik fotokopilerini göndermeleri istendi. Kombine kart dağıtımı pazar günü de 11-17 saatleri arasında devam edecek. Kombineler dağılıyor, dağıtılıyor sevgili izleyiciler. Bu arada Fenerbahçe ağır bir darbe aldı. Olay gazetesinde Fener'e ağır darbe başlığıyla verilmiş. Young Boys Kanarya'yı Kadıköy'de 1-0 yenip Devler Ligi rüyasından erken uyandırdı. Yoluna UEFA Avrupa Ligi playoff turunda devam edecek olan Fenerbahçe'nin payına düşen 5 milyon euro Bursaspor'a verilecek. Bunu da yorumsuz okuduktan sonra Bursa Hakimiyet'e geçiyoruz efendim. Bütün kent şahit oldu. Stefano ve Nunez yüzlerce taraftarın önünde imza deniyor Bursa Hakimiyet'te manşete taşınan başlıkta. Kent meydanında gerçekleştirilen imza töreninde tezahüratlar arasında yeşil beyazlı renklere bağlanan her iki futbolcu başarı sözü verdi. Evet, bir pankart var. Cristiano Ronaldo out, Lionel Nunez in yazılmış bir pankart. Cristiano Ronaldo'nun üzerinde çarpı işaretle çizmişler. UEFA Champions League 2010-2011 yazılı bir pankart taşıyor bir taraftar. Milan Stepanov'la ve Lionel Nunez resmen Bursasporlu oldu. Dün Kent Meydanı AVM'nin önünde oluşturulan platformda yüzlerce taraftarın huzurunda yeşil beyazlı renklere bağlanan her iki futbolcu üçer yıllık sözleşme imzaladı. Futbol şube sorumlusu Mesut Mestan'ın katıldığı imza töreninde Stepanov ve Nunez'e formalarını efsane kaptan Sedat Özden giydirdi. Tangocu diyor ki, ne Quaresma ne Gutierrez. İşte yılın transferi Lionel Nunez, tezahüratları altında sözleşme imzalayan Arjantinli golcü Nunez. Bu arada taraftarımızın kafiyeli beste yapmakta, şiir yazmakta, manidar sözler söylemekte hakikaten takdire şayan bir yeteneği var. Taraftarımızı kutlamak lazım. Ne Quaresma ne Gutierrez. İşte yılın transferi Lionel Nunez. Çok güzel. Bursaspor'a gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Yeşil beyazlı takıma başarılı olmak için geldiğini söyleyen tangocu, böyle bir taraftar grubunun önünde sözleşme imzalamak beni çok mutlu etti. Bana güvenenleri utandırmayacağım dedi. Porto'dan transfer edilen Milan Stepanov ise gördüğü ilgi karşısında şaşkınlığını gizleyemedi. Önce öyle oluyorlar, sonra alışıyorlar dışarıdan gelen futbolcular. Bursaspor'a gelerek doğru bir karar verdiğini bir kez daha anladığını belirten tecrübeli stoper, şampiyon bir takıma geldim. İşim kolay değil ancak Bursaspor'a katkı sağlamak için elimden gelenin en iyisini yapacağım diye konuştu. Bizden oyuncu almaya kimsenin gücü yetmez cümlesi Mesut Mestan'ın sarf ettiği bu cümle tüm gazetelere yansımış. Güç dolu, güven dolu, güzel bir cümle bu ve doğru bir cümle. Cümlenin içeriği çok doğru. Bizden oyuncu almaya kimsenin gücü yetmez. Futbol şube sorumlusu Mesut Mestan, Sercan'a, Volkan'a ve Ozan'a talip olan kulüplere gönderme yaptı. Bu arada Mesut Mestan'ın bir ricası var taraftardan. Hadi olimpiyata diyor. Olimpiyat stadında şölen yapmak istiyoruz. O gün desteğe çok ihtiyacımız olacak. Biz bütün taraftarlarımızı yanımızda görme amacındayız. Kupayı alarak sezona müthiş bir giriş yapmak istiyoruz diye konuştu. UEFA'da manşete çıktı. Bursaspor'un Independiente'den renklerine bağladığı Nunez transferi Avrupa'da da ses getirdi. UEFA'nın resmi internet sitesinde Bursaspor, Independiente'den Nunez'i getirdi başlığıyla verilen haberde 4. Arjantinli'nin Bursaspor'un başarısı için ter dökeceğinden bahsedildi. Lionel Nunez'in kariyer bilgilerine yer verilen haberde Bursaspor'un önümüzdeki ay oynayacağı Şampiyonlar Ligi öncesi yaptığı Nunez transferiyle iddialı olduğuna da değinildi. Dünkü imza töreninin en ilginç anı yeşil beyazlı taraftarların isteği üzerine Stepanov ve Nunez'in üçlü çektirmesi oldu. Bilmemelerine rağmen istek üzerine taraftarın ricasını kırmayan her iki futbolcunun bu çok karışmış bir yazı okumakta zorlanıyorum. Futbolcunun bu eski bu jesti taraftarlardan büyük alkış aldı denmiş.
Üçlü çektirmek bu Bursa Spor taraftarı için bir ritüeldir. Gerçekten bir ritüeldir. Onlar da zamanla öğrenecek. Kombinede son 5 gün yeşil beyazlı taraftarın dikkatine. Attention, attention. Kombinede son 5 gün efendim. Bursa Spor Maliye As Başkanı Mustafa Yedikardeş kombine bilet satışını 9 Ağustos Pazartesi günü bitireceklerini belirterek artık stadyum içindeki reklamlar için firmaların tekliflerini bekliyoruz dedi. Evet, Türkiye Kupası olmak üzere 50'ye yakın maç oynayacak diyor Bursa Spor bu sezon. Şampiyonlar Ligi, Süper Lig ve Türkiye Kupası olmak üzere diyor. Bu nedenle firmalarında reklam panolarına ilgi göstereceğini düşünüyorum diye konuşmasına devam ediyorum. Maliye As Başkan Mustafa Yedikardeş. Kulübümüzün mali yapısını düzene soktuk. Aynı disiplinle yolumuza devam edeceğiz. Savurganlık yapmadan mali tablodaki başarımızı da sürdürmek istiyoruz. Tabii bunun için de Bursalıların reklam anlamında desteğini bekliyoruz dedi. Fener'e soğuk duş. Genç çocuklar, Young Boys tarafından mağlubiyet yaşadı Fenerbahçe. Hayat gazetesi, timsahtan gövde gösterisi. Sırp defans oyuncusu Stepanov'la Arjantinli golcü Leonel Nunez kent meydanında düzenlenen imza şovda kendilerini yeşil beyaz renklere bağlayan sözleşmeleri imzaladı. Bugün Bursa gazetelerine yansıyan manşetten verilen haber, servis edilen haber tabii ki bu. Büyük bir coşkuyla karşıladı sevgili izleyiciler, taraftar iki futbolcusunu. Hele onlar üzerlerine Bursa Spor formasını giyerken coşku doruğa çıktı. Üçlü çektirmeyi bilmemelerine rağmen de üçlü çektirirken yine öyle. Sıcağa rağmen sevgili izleyiciler, gazetelerin verdiği habere göre sıcağa rağmen büyük bir coşku vardı. Evet. Sedat Özden tarafından verildi. Kombineye yoğun ilgi deniyor. Bursa Spor yönetimi sezon başına kadar 10 binin üzerinde kombine satmayı hedefliyor. Timsah'ta tempo arttı. Cumartesi akşamı Ziraat Türkiye Kupası sahibi Trabzonspor'la Süper Kupa için kıyasıya bir mücadeleye girecek olan Yeşil Beyazlar bu maçın hazırlıklarını dün akşam yaptıkları bir idmanla sürdürdü. İlk yarım saati basına açık olarak gerçekleştirilen ve yaklaşık 2 saat süren dün akşamki antrenmanda teknik direktör Ertuğrul Sağlam'ın futbolcularına taktik çalışma yaptırdığı öğrenildi. Dünkü çalışmaya yeni transferler Stepanov'la Leonel Nunez de iştirak etti. Yeşil Beyazlar bugün yapacakları çalışmalarla hazırlıklarını sürdürecek. Bu arada yeni otobüsümüz haftaya geliyor sevgili izleyiciler. Hayat da vermiş bu haberi. Bu yıl Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi temsil edecek olan Bursa Spor için özel olarak tasarlanan Man Fortuna otobüsü hazırlanıyor. İş adamları tarafından yeşil beyazlı takıma hediye edilecek olan otobüsün dış dizaynını ise Bursa Spor Kulübü yapacak. Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Ertuğrul Kaplan, Bayern Münih Kulübü'nün özel olarak yaptırdığı ve Avrupa'da büyük beğeni toplayan otobüsün benzerini Bursa Spor'a kazandırabilmek için yardım kampanyası başlatmıştı. Kazansız belasız gitsinler otobüsle, nice güzel maçlardan gelmeyi gitmeyi nasip etsin inşallah o otobüsle. Uğurlu gelsin. Başkan Yazıcı'dan taraftara çağrı. Başkan İbrahim Yazıcı cumartesi günü oynanacak Süper Kupa finali için yeşil beyazlı taraftarlara çağrıda bulunarak Süper Kupa maçında takımlarını yalnız bırakmamalarını istedi. Başkan Yazıcı'nın yaptığı açıklamada zorlu lig maratonunda her zaman yanımızda yer alarak elde ettiğimiz şampiyonlukta pay sahibi olan taraftarımızın cumartesi günü oynanacak Trabzonspor Süper Kupa finalinde de yanımızda olacağını düşünüyorum. Tarihimizde ilk kez kazanma şansını yakaladığımız bu önemli kupa için değerli Trabzonspor camiası ile buluşacağımız bugün de Atatürk Olimpiyat Stadında bir futbol şöleni yaşanacaktır dedi. Yazıcı sözlerini şöyle noktaladı. Bursa Spor camiasına yakışır bir tribün desteğini arkasına alacak, şampiyon futbolcularımızın Süper Kupayı kazanmak için de yoğun çaba sarf edeceğini biliyorum. Umarım iki kulüp taraftarlarının bir şenlik havasına sokacakları karşılaşma dostça sonuçlanacak ve kazanan Türk futbolu olacaktır. Ankara Spor tarih oldu. Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu bugün İstanbul'da yaptığı toplantıda Bankasya 1. Lig takımlarından Ankara Spor AŞ'nin tescilinin iptal edilmesine karar verdi. TFF Yönetim Kurulu bu kararı Ankara Spor AŞ'nin Türkiye Futbol Federasyonu nezdindeki taahhütlerine uymamak ve Süper Lig'den Bankasya 1. Lig'ine düşürülmesine ilişkin Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu kararını onaylayan Tahkim Kurulu kararı kesin olmasına rağmen bu karar aleyhine dava açmak suretiyle Türkiye Futbol Federasyonu düzenlemelerini ciddi ve sürekli bir şekilde ihlal etmesi nedeniyle aldı. Ayrıca TFF üyeliğini de askıya alınan Bursa Ankara Spor AŞ, Bankasya 1. Lig'de dahil olmak üzere hiçbir kategoride müsabakalara iştirak edemeyecek. Fikstür uyarınca Ankara Spor'la maçı olan takımlar o haftayı maç yapmadan geçirecek.
Bu uygulama 2010-11 sezonunda Ankaraspor'un faaliyet göstermeyi planladığı A2 Ligi ve diğer tüm alt yaş liglerinde de geçerli olacak. Böylece tüm profesyonel ve amatör liglerden ihraç edilen ve tescili iptal edilen Ankaraspor'un dışında 2010-11 sezonu sonunda Bankasya 1. Lig'den TFF 2. Lig'e sadece 2 takım düşecek deniyor. Ankara'yı, başkenti Ankara Gücü temsil edecek sevgili izleyiciler tek başına. Evet. Bursa Haber Gazetesi'ne geçtik. Timsah Show. Nunez UEFA'nın manşetinde iki transfer yan yana verilmiş. Bursa Spor taraftarının önünde şov yaparak Arjantinli forvet Lionel Nunez ve Sırp stoper Milan Stepanov'la 3 yıllık sözleşme imzalarken futbol şube sorumlusu Mesut Mestan hiçbir kulüple oyuncu satmak için pazarlık yapmadıklarını açıkladı. Sıcağa rağmen deniyor Timsah Show şehrin göbeğinde. Nunez UEFA'nın manşetinde. Bursa Spor'un dün 3 yıllık sözleşme imzaladığı Arjantinli golcü Lionel Nunez UEFA'nın manşetine çıktı. Bursa Spor Independiente'den Nunez'i getirdi başlığıyla UEFA.com'da verilen haberde 4. Arjantinli'nin Bursa Spor'un başarısı için ter dökeceğinden bahsedildi. Nunez'in kariyer bilgilerine yer verilen haberde Bursa Spor'un Eylül ayında oynayacağı Şampiyonlar Ligi öncesi yaptığı Nunez transferiyle iddialı olduğuna değindi. Kombineler yarın dağıtılıyor, bizi yalnız bırakmayın diyor Bursa Spor Başkanı İbrahim Yazıcı. Süper Kupa'ya süper etkinlikler denmiş. Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre TFF Süper Kupa sponsorları TTNet, Anadolu Jet, Acıbadem Sağlık Grubu ve Carlsberg tarafından yapılacak maç öncesi gösteriler ve sürprizlerle futbol severler için şölene dönüşecek. Açılış seremonisinde 125 kişi görev yapacak. Seremonide iki takımın oyuncularına Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu'ndan küçük futbol severler eşlik edecek. TFF Futbol Geliştirme Merkezi Futbol Okulu öğrencilerinin yapacağı bayrak gösterisinin yanı sıra kupa töreninde konfeti ve müzik şov yapılacak. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 7 Ağustos Cumartesi günü saat 20.30'da başlayacak maç ATV'den yayınlanacak denmiş. 8.000 kombine satıldı. 10.000'in üzerine çıkması bekleniyor deniyor. Bursa Haber'in güne ilişkin yorumları böyleydi. Pardon. Bu coşku için 47 yıl bekledik, seninleyiz. Süper Kupa maçı öncesi Bursa sokaklarının nabzını tuttuk. Futbol severler Zorlu Anadolu derbisinde önce dostluk sonra kupayı istiyor. Hegemonya sona erecek. İki Anadolu devinin karşı karşıya geleceği mücadelede gülen taraf olmak istediklerini belirten taraftarlar, Şampiyonluk Kupası'nın ardından Süper Kupa'yı da almak istediklerini söyledi. İlk kez iki Anadolu takımının İstanbul'da Süper Kupa maçında karşı karşıya gelmesi taraftarı da heyecana soktu. 2009-10 sezonu şampiyonu Bursa Spor'la son Türkiye Kupası sahibi Trabzonspor'un karşı karşıya geleceği zorlu mücadelede dostluğun ön planda olmasını isteyen taraftarlar İstanbul hegemonyasına son verişin çığlıklarının Olimpiyat Stadı'ndan tüm İstanbul'u saracağını düşünüyor. Doğan Haber Ajansı'ndan arkadaşımız Funda Avcı hazırlamış haberi. Röportajları da o yapmış. Birkaç tanesini okuyalım. Buse Aslan: son kupa olan Süper Kupa yine Anadolu'nun olacak. Önemli olan da bu. Bursa Spor'un Şampiyonluk Kupası, Trabzonspor'un Türkiye Kupası ve 3. kupa olan Süper Kupa ile Anadolu'nun iki büyüğü gövde gösterisi yapmalı diye düşünüyorum. Senem Ökten: 47 yıl aradan sonra şampiyon olduk. Şimdi de şampiyonluk coşkumuzun Süper Kupa ile devam etmesini istiyoruz. Trabzonspor'la oynanacak karşılaşmadan galip ayrılarak takımımızın bu kupayı da havaya kaldıracağından eminim. Arkadaşımız Doğan Haber Ajansı'ndan arkadaşımız Funda Avcı yine farkını göstermiş. Bayanlarla röportaj yapmış. Bayan bir gazeteci olarak. Çok güzel. Bayanların bu konuda yorum yapması çok güzel. Buse Aslan, Güler Hasırcı, Senem Ökten, Neşe Ertürk, Ceylan Serbest. Hepsi bayan taraftar. Neşe Ertürk demiş ki Trabzonspor'un karşı karşıya geleceği zorlu mücadele, dostluğun ön planda olmasını istiyorum bu mücadelede. İstanbul hegemonyasına son verişin coşkusu Olimpiyat Stadı'ndan yükselecektir. Hepimiz orada takımımızı destekleyeceğiz. Ceylan Serbest de demiş ki ben kupayı kaldıracağımıza inanıyorum demiş. Güler Hasırcı da demiş ki kazanan dostluk olsun, her iki takım da iyi olduğu için mücadele büyük olacaktır ama iki kupada Bursa Spor'un hakkı demiş. Evet, Funda Avcı bu güzel röportajı bayan taraftarlarla yapmış. Şampiyona özel otobüs. Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Kaplan, otobüs için başlatılan yardım kampanyasında 200 bin euro toplandı dedi. Bayern Münih otobüsü, Bayern Münih otobüsünün yakışacağını söyleyen Kaplan,
Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Başkanı, yardım kampanyasında 200 bin euroya yaklaşıldığını, paranın geri kalanını ise kendilerini karşılayacağını belirtti. Esnaftan Ertuğrul Sağlam'a destek. Esnaf, biz takımımız için bornozları hazırladık, onlara her şey feda olsun, maddi manevi yardıma hazırız dedi. Yerel bir televizyonda yaptığı açıklamalar havlucuları harekete geçirdi. Bursa Havlucular Çarşı esnafı her zaman Ertuğrul Hoca'nın ve takımın arkasındayız dedi. Geçtiğimiz gün yerel bir televizyon kanalında yayınlanan AS TV'ye DVD'deki markaj programına katılmıştı Ertuğrul Sağlam. Ondan bahsediyor. Çarpıcı açıklamalarda bulunmuştu Sağlam. Bu tür dönemlerde insanlar çıkar moral olsun diye bornoz takımı kestane şekeri getirirdi. Ama maalesef bir Allah'ın kulu bunu yapmadı. İhtiyacımız olduğundan değil, manevi destek olsun diye sözlerinin ardından Havlucular Çarşısı esnafı harekete geçti. Havlucular adına konuşan Recep Arabacı ve Hakan Tekin, teknik direktör Ertuğrul Sağlam ve futbolculara güvendiklerini, kendilerinden bu yılda başarı beklediklerini söyledi. Sağ olsunlar, getirmişler ama önemli olan söylenmeden yapılması, böyle ki bu inceliktir işte, inceliktir. İncelik söylenmeden, karşı taraf istemeden yapılandır. Söylendikten sonra ehemmiyeti var mı? Olsun, bu da güzel. Düşünmüşler, yapmışlar ama keşke söylenmeden yapılsaydı. Ertuğrul Sağlam'ın dediği gibi ihtiyaçlar olduğundan mı? Hayır değil ama bunlar güzelliktir. Yeniler çıktı meydan ediyor Kent Gazetesi. Yemyeşil bir sayfa hazırlamış Kent, yeşil fon üzerinde. Bursa Spor'un yeni transferleri Kent Meydanı'nda gerçekleşen imza törenine katılırken taraftar iki futbolcuya büyük ilgi gösterdi deniyor. Nunez ve Stepanov, Sedat Özden, namı diğer Sedat 3, efsane kaptanımız ve Bursa Spor Futbol Şube Sorumlusu Mesut Mestan'la birlikte Bursa Spor lisanslı atkısıyla fotoğraf çektirmişler efendim. O da yansıyan güzel bir fotoğraf olmuş Kent Gazetesi'ne. Kombineye hücum, taraftar yalnız bırakmaz diyor İbrahim Yazıcı'nın beyanatı. Bekçi bile olmazdı diyor Volkan Şen'in top sektirirken ki esprisi. İyi ki futbolcu olmuşuz, bizden bekçi bile olmazdı diye espri yaptı. Öte yandan antrenman sonrasında Ertuğrul Sağlam kaleyi şut yağmuruna tuttu. Sağlam'ın sert ve isabetli şutları taraftarlardan beğeni topladı. Evet. Nistelrooy bombası. Transfer döneminde 5 oyuncu transfer ederek yeni sezonu hazırlanan Bursa Spor'da taraftarlar Route 1 Nistelrooy bombasını ortaya attı deniyor. Route 1 Nistelrooy'un bugün Bursa'da olacağı dedikoduları şehri kasıp kavuruyor kulislerde denmiş. Nunez ve Stepanov transferine rağmen Ertuğrul Sağlam'ın transferi bitirmedik açıklaması da kafalarda soru işareti oluşturdu. Bursa Sporlu taraftarlara ait olan internet sitesi bursasporluyuz.net, Route 1 Nistelrooy için Bursa'da bir otelde rezervasyon dahi yapıldığını belirterek bugün Hollandalı yıldızın Bursa Spor testlerine geleceğini duyurdu denmiş. Hiddink takipte Gus Hiddink. Amili futbol takımı teknik direktörü kendisi. Dün İstanbul'a geldi. Hollandalı çalıştırıcı Süper Kupa maçını izleyecek. Kombineye hücum. Yine Kent'e yansıyan. Acaba iç sayfada var mıdır bir şey? Fenerbahçe haberleri var. Acıları taze okumayalım. Evet, Meydan Gazetesi. Timsah'ta imza şov. 2000'e yakın taraftarın alkışları arasında Bursa Spor'un efsane kaptanı Sedat Üç iki futbolcuya formalarını takdim etti denmiş. Şampiyon takıma gelmekten mutluluk duyduklarını belirten iki yeni timsah formalarını Bursa Spor'un efsane kaptanı Sedat Üç verdi. İstanbul yıkılacak. Başkan Yazıcı cumartesi akşamı taraftar desteğiyle olimpiyatta yeni bir zafere imza atacaklarına inandığını söyledi. Hiddink geldi. Olimpiyat renklenecek. Ankara Spor'un ipi çekildi denmiş. Ankara Spor artık yok. İpi çekildi. Biraz daha düzgün hani bir ifade olsa, biraz kırıcı olmasa sanki. İpi çekildi. Fanatik Gazetesi. Efendim Bursa gazeteleri bitti bu arada. Bursa Spor'da imza şov sayfa 10'da. Cengiz bakalım bizim için nasıl çekti haberi, hemen bir bakalım. Evet. Timsahlar meydanda coştu. Bursa Spor'da dün tarihi günlerden biri yaşandı. Şampiyon son transferleri Stepanov ve Nunez'le Kent Meydanı'nda sözleşme imzaladı. Binlerce taraftar tezahüratlarıyla şölen havası yaşattı. İşte görüyorsunuz görüntüde sevgili izleyiciler, Nunez ve Stepanov kesinlikle şaşırmışlardır. Böyle bir kalabalığı, bu kadar büyük bir coşkuyu beklemiyorlardı herhalde. Üzerlerine geçirdikleri forma ve dokundukları atkının aslında ne kadar önemli bir şeyleri sembolize ettiğini, ne kadar önemli bir gücü sembolize ettiğini herhalde o dün anlamışlardır. Devamı da gelecektir. Zihinlerinde bir şeyler oluşmuştur herhalde. Evet. Ankara Spor artık yok. Nispeten çok daha güzel, ılımlı,
kırmayan bir cümle. Ankaraspor artık yok. Artık hiçbir kategoride müsabakalara iştirak edemeyecek. İpi çekildiğinden daha düzgün bir cümle olmuş en azından. Evet, neticede Süper Lig'de mücadele eden bir takımdı zamanında. Hangi takım olursa olsun kırıcı olmamak lazım. Van Nistelrooy Bursa Spor'a mı? Pas foto maç gazetesi soruyor efendim. Cevabını da kendi verecek. İmza şöleni denmiş önce. İlklerin takımı Bursa Spor yine bir ilke imza attı. Şampiyon Kent Meydanı'nda yapılan törenle iki yeni yıldızını taraftara tanıttı. Bu sezon maçlarda hani Atatürk Stadyumu'nda çok güzel hareketli parçalar çalınır ya. Bu sezon tango ağırlıklı olacak herhalde. Hoş olur aslında Arjantin tangoları. Güzel olur, neden olmasın? Arjantinlilerimiz çoğunlukla çünkü. Şampiyonluk kutlaması gibi. 8.000 bilet satıldı. Bizden bekçi olmaz. Yazıcı destek şart. Van Nistelrooy mu geliyor haberlerini size Bursa gazetelerinden vermiştik. Pas foto maçta sayfasında yayınlamış efendim. İstanbul gazetelerinin sonuncusuna gelecek olursak ki o gazete Habertürk gazetesi spor eki spor sayfası. Sevgili izleyiciler Saracoğlu erken karıştı. Timsah şöleni Bursa Spor 2 yabancı transferi Arjantinli forvet Leonel Nunez ve Sırp stoper Milan Stepanov'la dün 3'er yıllık sözleşme imzaladı. Kent meydanındaki törende taraftarlar karnaval rüzgarları estirdi. Kapanın elinde kaldı. Nunez 9, Stepanov 55 numaralı formayı giyecek denmiş. İki oyuncunun fırlattıkları imzalı formaları almak için taraftarlar arasında izdiham yaşandı. Pankartlar konuştu. Üçlü çektirdiler. Şenlendiren espri. İyi ki futbolcu olmuşuz yoksa bizden bekçi bile olmazdı esprisini patlattı deniyor. Burada da yer bulmuş. Evet sevgili izleyiciler şunu da okuyalım. Süper Kupa'ya süper hazırlık. Bursa Spor ile Trabzonspor arasında cumartesi günü oynanacak TFF Süper Kupa maçı öncesi yapılacak. Açılış seremonisinde futbol severler keyifli dakikalar yaşayacak. Deniyor. 125 kişi görev alacak. Dans, bayrak ve konfeti gösterileri nefes kesecek. Karşılaşma öncesinde Ampute Ligi'nden İstanbul Özürlüler Spor Kulübü ve Ankara Karagücü bir maç yapacak. Konağın en özel bestesi Trabzonlu sevilen sanatçı Volkan Konağ'ın bestelediği marş kulübün 43. kuruluş yıldönümü etkinlikleri sırasında taraftarın beğenisine sunuldu. Marş sezon boyunca Avni Aker'de tribünleri coşturacak. Trabzon'um sen benim, sen gönlümün kralı. Haydi haydi Trabzon, haydi bastır şampiyon. Trabzon'um gol gol gol, Trabzon'um gol gol gol. Şampiyonum gol, haydi bastır şanlı Trabzon. Bordo mavi rengimiz şahlanır Karadeniz. Haydi haydi Trabzon, haydi bastır şampiyon. Trabzon'um gol gol gol, Trabzon'um gol gol gol. Şampiyonum gol, haydi bastır şanlı Trabzon. Böyle şiir şeklinde okuyunca pek bir şeye benzemiyor ama eminim besteli söylendiğinde, ezgili, melodili söylendiğinde çok güzeldir. Evet. Sevgili izleyiciler, bugüne yansıyan, güne yansıyan 5 Ağustos 2010 Perşembe'nin eteğindekiler böyleydi. Biz de aldık onları sizler için, okuduk, paylaştık. Eğer yok, biz bu kadarla doymadık diyorsanız bir sürü Bursa gazetemiz var. Bayinize uğrayın, şiddetle, ısrarla isteyin efendim Bursa gazetelerini. Alın okuyun detaylı bir şekilde. Yarın takvimler 6 Ağustos Cuma'yı gösterecek ve biz yine bu ekranda sizler birlikte olmayı umut ediyoruz. Yeni Bursaspor haberleriyle o vakte kadar sağlıklı kalın. Hoşça kalın.